Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Underverse'ün 3. bölümüyle karşınızdayım. Hiç fazla bir şey söylemeyeceğim. Her şey yolunda, her şey çok güzel. İzlemek için sabırsızlanıyorum. Sizi hiç bekletmeden videoya geçiyorum. Aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olarak beni bedava bir şekilde süper destekleyebilirsin. Şimdi hiç bekletmeden videoya geçiyorum. İyi seyirler. El Penelotsa. Adam. Animasyon King. Bu üçüncü bölümümüz. Evet. YouTube'daki üçüncü bölümümüz. Güzel. Ben şimdi biraz daha hala algılamaya çalışıyorum. Yani beni takip etmeyi seçtin ha? Bana yorumlarda herkes şey, ben çok soru sormuşum. İlk iki bölümde o kadar çok soru sormuşum ki herkes yorumda şey yazmış. Abi o kadar soru soruyorsun ki spoiler yersin. Sen kendin izleyip anla. Ama yani sorasım geliyor çünkü merak ediyorum. Sesli düşünüyorum izlerken bir yandan. Dikkati dağıldığı zaman ona saldırabilirsin ve ruhunu geri almayı deneyebilirsin. Bu şekilde X7 tarafından bozulmuş olan ruhları serbest bırakabilirsin. Üzgünüm. Onlar sizi bu iş içinde tuttular. Bu onların hatası, senin değil. Hey. Of, sonunda seni buldum ya. Aha, geldi bizim. Seninle kalmak dışında pek bir çarem yok. Seni garip. Peki, umarım bu bir problem olmaz çünkü Ink gelene kadar burada kalmak zorundayız. Oha, Inksans bunları buraya... Bu arada... Birinci bölümün yorumlarında bir arkadaş... Error Sans'a Errol Sans demiş. Sıcı. Bu onların suçu değil. Bu onların suçu, senin değil. Bu onların suçu. Bu onların suçu. Bu onların suçu. Kontkar Sans. Dişinden dolayı kontkar diyorum buna. Tak tak tak. Şimdi olmaz dostum. Aa, espri şakamatik. Tak tak. Kim var orada? Bo. Bo kim? Hey adamım, ağlama. Bu sadece tak tak şakası. Beyninde yankılanıyor. Çok tatlı müzik. Animasyon çok iyi. Glitch Tale bundan da iyi diyorlar. Bakalım ne çıkacak, çok merak ediyorum Glitch Tale'da. Aa, insan sallanıyor ama hapis bir şekilde. Aa, şey koymuşlar. Neydi onun adı? Şive koymuşlar. İmdi beni çözebilirsin Error. Beni çözebilirsin İmdi. Gari. Errol Sans. Son karşılaşmamızın beklediğim gibi sizi etkilemediğini görebiliyorum. Bundan bir şey öğrenemezsin değil mi? Bu arada arkadaşlar, bir de şöyle bir problem var. Siz çok söylemişsiniz bunu. Ben Ink Sans diyorum. Siz demişsiniz ki Ink Sans. Ink diye okunur. Ink diye okunmaz. Ink kim Ink Sans diyor buna? Ink ne? Inek, ı diye bir şey okunur mu İngilizce'de ya? Aa, Ink. Ink diyor. Oldu. Error'a da Errol diyelim o zaman. Ink, Ink. Ben gerçekten şaşırdım Ink. Klasik Sans'ın hayatını riske atarak anomaliyi durdurmaya çalıştın. Kendi başına yapamayacağın için korktun mu? Ya da sadece o garip adamdan öğrendiğin garip oyunları mı oynamak istedin? Bunlar yeni kıyafetler mi? He, serseri gibi görünüyorsun. Rahat görünüyorlar. Aa, beni dinlemiyor musun sen? Bu aptal anı geçmeme izin ver. Hemen konuya gireceğim. Aha. Bunu uzun zaman önce yok etmeliydim. Ama bir nedenden dolayı yapmadım. Bir ateşkes yaptık Ink. Daha fazla yaratma yok. Daha fazla yok etme yok. Yapmış mıydık? Puf. Hatırlamıyorum.
Her şey iyiydi, ta ki sen yeni bir evrenle tanıştın ve beni rahatsız etmeye tekrar başladın. Ne güzel günlerdi. Hayır, benimle her an yeni arkadaşını ve onun aptal ilginç oyunları hakkında konuşmaya başladın. Ve sonra o aptal dünya bozuldu. Sen de o Kros adı verilen anomaliyi korumaya karar verdin. Biliyorum. Şimdi Eşarp kardeşleri olabiliriz mi? Eşarp dediği şeydir o. Boğazlarındaki şeydir. Ona Eşarp demiştir. Hey, bir şey planlıyorsun değil mi? Bu yüzden müdahale etmeye karar verdim. Erol Sans. Sadece Kros'u durdurmak için bu anormalliklere beraber olduğunu sanmıyorum. Bunu kahramanca bir hareketten başka bir şey için yapıyorsun. Daha fazla anomali yapmayı düşünüyorsan anlaşmamızı bozduğuna pişman olacaksın. Sana yemin ederim. Herkesi kolaylıkla kuklam yapabilirim. Her şeyi sonsuza dek silebilirim. Ama senin oyuna başlamanı bekliyorum. Derken yol o kim? X-Event şeyinin sırrını keşfettiğim zaman eski zamanlardaki gibi eğlenmeye hazır olacağım. YOLO. Tabii ki error. Her neyse. Gidebilir miyim? See ya. Beni gölgemden kusmadan ya da onun gibi bir şey yapmadan önce defol. Ha, yolladı onu. Ink şimdi bizimkilerin yanına gidiyor. O yolu olan tatlıymış. O hangisi acaba? Adı ne? Bilmiyorum. Bilen varsa aşağı arkadaşlar hemen yorumlara belirtmeyi unutmasın. Teşekkür ederim. Gerçi az sonra görürüz gibi geliyor da onu. Ay çok keyifliyim şu an. Pekala. Yeni boyanmış gibi görünüyor. Pekala. Şimdi kardeşinden ömür boyu saklanabilirsin. Oh. Aslında şey. Diğer ben bizimle gelmek istiyor. Yalnız olmaktan korkuyor ve küçük düşürmek için Kros'un götünü bir tekme vurmak istiyor. Gerçekten mi? Oo. Tıpkı bir takım gibi mi olacağız? Sanırım şimdiden çok heyecanlandım. Oho, olamaz, kusacak. Burayı seslendirmiyorum. Senin sorunun ne dostum? Korona merhabalar. Yakında alışırsın. Hey Ink. Şimdi nereye gidiyoruz? Kros bu dünyanın kara altını ile evine geri dönmüş olması lazım. Ne? Ne demek istedin bunu derken? Tüm her şeyin yok olduğunu gördüm. Onun gibi değil. Aslında kara altının kodlarını kendi boş dünyasına aktardı. Her şeyi anladım. Her dünyanın belli bir bölümünü alıp kendi dünyasını tekrar yapacak çünkü. Bekle. Ne konuşuyorduk biz? Eğer Kros oradaysa, o başka bir yere gitmeden önce onu şaşırtmalıyız. Bu mümkün değil. Orası tamamen boş bir dünya. Yani Kros, Karaltan'ı bulmak çok uzun zaman alabilir ve basitçe kendimizi riske atamayız bu şekilde dostum. Senin sadece tek yarım ruhun var. Koca bir günümüz yok. Gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Artık bunu söyleyin. Kros'un hangi dünyaya gidebileceğini bilmiyorum. Ben biliyorum. O kim? Dream? Bu sen misin? Aa, Dream geldi. Eğer sizinle gidemeyeceksem, Kros ve kardeşime avantaj kazanmak için bakacağım. Dream, teşekkürler. Oo. Bu şimdi Dream şey mi? Aynı anda hem başka bir yerde olup hem de başka bir yere konuşabiliyor mu? Başka bir evrene konuşabiliyor mu? Yani böyle bağlantıları mı var bu kankimin? Lütfen bildiğin her şeyi söyle Dream. Kaç tane sans oldu ya? Şimdi underswap. Şimdi değişme vakti. Swap, swap, swap. Yani benim anladığım Dream'de bir tık böyle telekinezi gibi bir şeyler var herhalde. Böyle neyse bakacağız.
Ya da iPhone 12 almış. Karaltan. Sonunda bizim. Vay, Cross. Bunun için mutlu değilim. Bize ne yaptıklarına bak. Ayrıca istediğimiz her şeyi alamadık. İnsan, daha fazla yer. Benim için bir ruh. Gelecek sefer sadece beni dinle. Bütün bunları benim kodumla getirebileceğini hatırla. Sen sadece bir aletsin. Düşünmeye hakkın yok. Sadece bela açarsın. Ben bir aletim. Hey, Summer Red Mahallesi iskeleti. Orada bir Todd Red zaman geçirdiğini duydun, tamamen diğer yerlerden parçalar çalarak dostum. Hepsini kendince bir eğlence olarak yapmak çok kötü Red, biliyor musun? Öyle garip konuşuyor ki anlamam çok zor. Ulan çevirmeni okudum. Yani düşünüyordum da. Belki bir Totem patatesi patlatabiliriz tip. Hoş geldin Stri ile. Bu ne ya? Ben bunu taklidini yapmak zorunda mıyım? Party boy. Rude. Rude? Oha, nude sandım. Hey, sıkılacaksın dostum. Biliyorum adamım. Bu şey galiba. Rapçi. Rapçi sans. Adı ne bunun? Yolo sans mı? Ne bu? Neden bu adam buraya geldi? Onun dediği hiçbir şeyi anlamıyorum. Ha, o da konuşmuyor. Yerde hardal var. Oo dostum, bu ev bir karmaşa. O kadar da kötü değil sanırım. O evrende daha fazla zaman geçirememiz kötü oldu. Sadece bir insan ruhuna ihtiyacımız var. Benim için. Underfell'e geri dönebiliriz. Şimdi geçiş rotasını biliyoruz. Oraya geri dönmek istemiyorum. Anlıyorum. Benim kendi parçamı almamı istemiyorsun. İstemez tabii. Sen ona kendi parçasını aldırırsan, senin artık gidip dünyanın en kötü yaratığı haline geleceğini biliyor muhtemelen. Çünkü çok kötü şeyler yaptırıyorsun ona. Lanet çara. Ruhunun yarısı ile iyi olmana inanamıyorum. Sadece biraz daha kararlı olman lazım, değil mi? Yoruldum. Rahat bırak beni. Determination. Çok sıkıcısın. Her neyse, bir sonraki hedeflerimizin isimleri aklınızda sadece hikaye olarak var. Geri döneceğiz ve bu kodu buraya getireceğiz. Ve sonra... Hey, beni dinliyor musun? Vay, gerçekten yorulmuşsun sen. Neden biraz uyumuyorsun? Hayır, zaman kaybedemem. Buralar biraz yavaş ilerliyor. Hadi ama dostum, dinlenmen lazım. Bunu hak ettin. En son uyuduğun andan bu yana uzun zaman geçti. Ayrıca eğer sen yorulursan ben de yorulurum. Tamam. Ama sadece birkaç dakika derken sonunda be. Aa, rüya görüyor. Heh. Şimdi rüya görecek. Dream ve Nightmare Sans var bizim bu Ixtail diyecektim. Dream ve Nightmare Sans var bizim bu Underverse'ümüzde. Böyle iki karakter var. Bunlar mantıken biri rüya, biri kabus. Şimdi bunun rüyasına girip ikisi de buna fikir verebilir mi? Buna fikir verirlerse Çara anlar mı? Çara hisseder mi? Bilmiyorum. Alakası var mı? Ben böyle bir çıkarım yaptım. İzleyelim. Aha. Kim? Guster'ın eli mi o? Kimin eli o? Yok, değil. Sen bir aptalsın. Guster'ın elin ortası yok. Aha. Oy. Bunun işe yarayacağını biliyordum. Şimdi sen benim arkamda saklanansın. Aa, hadi görelim bakalım. How can I use your powers? Görelim bakalım. Senin güçlerini nasıl kullanacağımı. Ha, hayır, ne yapıyorsun? Bir canavar bedenine sahip olmak garip hissettiriyor ama önemli değil. Ruhumu aldığım zaman daha fazla eğlenebileceğim. Tatlı rüyalar sevgili dostum. Sana güvenmemem gerektiğini biliyordum. Oy. Bu
Hayır. Oh. Peki neden mor akıyor orada? Çara. Hey çocuk. Çara. Gözüne soktu. Ha, kilitlendin. Sonunda senden kurtuldum seni aptal çocuk. Kendinle konuşmayı seviyor musun? Aa Nightmare geldi. Kabus Sans. Beni gördüğüne şaşırdın mı? Ne bekliyordun? İstediğin her yere seni götürecek ve senden emir bekleyecek bir köpek mi? Sana kendi dünyama geri dönmek için yalvarmam gerekmiyor. Kendim de yapabilirim. Her neyse. Beni sonraki dünyaya götürmeni istiyorum. Ona andır. Ne yapmaya çalışıyorsun? Başarısız olduğumuzu keşfettiğinizden daha az patetik oldu. Ne? Öbücü. Anlamadım. Bunu yapacak ilk aptal olacaksın diye düşünme. Sana kimseyi ölmemeyi söyledim. Sana kimseye ölmemeni söyledim. Her birini senin aptal amaçlarına kullanabilmem için hayatta olmalarına ihtiyacım var. Gerçekten sana seni sevdiğim ne kadar kötü çevirim. Gerçekten sana sevdiğim için yardım ettiğimi mi sandın? Kimseyi öldürmek istemiyorum. Ben sadece diğer dünyaların kodlarını kendi dünyamı yaratmak için kullan. Ben sadece onları beni bıraksınlar diye. Tamam, fazla korkma. Sadece ani bir öfke yaşadım. Solgunsun. Sadece anlaşmanın kendi tarafını yerine getirmeni istiyorum. Senin incinmeni istemeyiz, değil mi? Şimdi gitmek istediğin ikinci yerin adını söyle. Ah, sadece bir şey daha. Anlaşmamızı bozabilecek bir şey yaptığını görürsem, kişisel olarak artık aptal hayatınızı yaşamaya devam etme arzunuz kalmayıncaya kadar evreninizin ölümünü tekrar tekrar yaşamanıza neden olacak. Bu açık mı? Hayır, hiç açık değil. Hiçbir şey anlamadım dostum. Bu ne? Aha. Shapes. Ah, bir bunlar eksikti. Beynim yalan oluyor şu an. O kadar çok sans var ki. Bir şey söyleyeceğim. Bu Asgore'un tipi ne öyle? Asgore yaşlanmış mı be? Sanki Toriel'a sakal bıyık çizmişler gibi olmuş. Aha. Yapman gerekeni yap. Seni uyardım. Burası şimdi Underswept mi? Burası mı yeryüzü? Aa! Doğru ya, Underswept'ti bu bölümün başında dedi ya. Ulan bu arada anladım he. Dedi mi Toriel'a sakal bıyık çizmişler gibi. Hiçbir şey benden kaçmaz dostum. Bu işe yaramaz. Hileyi çara uyanık değilken kullanamam. Hile mi? Sanırım bu sırada Nightmare için çalışacağım. Vay vay vay, çalışma aranda mola mı yapıyorsun küçük kardeşim? Aha. Oy, üzgünüm, seni kardeşime benzettim. Ona benziyorsun. Seni daha önce görmemiştim. Her neyse. Güzel kostümü sanırım tam aralıkta dostum. Oh. October. Ha, çok kötü. Senin yorulduğunu görebiliyorum. Şanslısın. Yakındaki bir markette taco buldum. Yani ben de birazımı kardeşime getirdim ama seninle de paylaşabilirim isten. Bunlar yemek yiyor muydu be? İşte insanlar yapıyor bunları ve bunlar da daha yeni yapılmış. Tacos. Oha. İlk kez yemek yediğini gördüm canlı canlı. Yani Ink demek ki onları buradan getiriyordu he. Kardeşim Sans'ı bilmediğine emin misin? Sanırım iyi arkadaşlar olabilirsiniz. Çikolatayı da yiyecek kesin he. Oh hayır dur, bu benim. Aç köpek. Saman harcamayı bırakın ve yardıma gelin. Senin yeni görünüşünü beğendim Sans. Ne? Sans mı? Neyle dönüşmüş bu Underswept'te, neyin tersi bu Sans? Metaton'un mu? Oy, karizmaya bak. Mavi göz falan yapmış. Kulaklık mı bu?
Aşırı şekil ha. Senin yeri görünüşünü beğendim sans. Aynen MTT. Ne? O benim kardeşim değil. Napstaton. Ha, sadece ilginç küçük adam. Napstaton mu? Ah beynim. Beynim eriyor. Dayanamıyorum. Bu kod parçaları çok tanıdık. Neden? Selam millet. Sizin için küçük bir şey getirdim. Ha bu yine turta zaten. Turta şeyi, prensesi. Peki madem Underswap, turta da dönüşse olmaz mı? Turta da kuru fasulyeye dönüşsün. Anladın mı? Hani yer, her şey değişiyor ya. Ha bu varsa yoksa hala pasta turta, pasta turta. Oh merhaba genç adam. Her şey yolunda mı? Biraz pasta ister misin? Aha. Aga. Gözyaşı. Ne yapıyorsun? İşime devam etmek zorundayım kardeşim. Ulan kesmeseydiniz orayı ya. Uf, Andin laboratuvarında gerçekten kırılgan şeyler var. Ha, ne oldu insan? O Andine onları bana bıraktı. Papyrus ve ben evimizi boyarken kalan sadece bir boya. Belki yeni evimiz için de kullanırız. Burası daha mutlu Mesut. Bu ne kadar tatlı olmuş. Yanaklarını sevesim oldu geldi. Hadi çalışmaya devam edelim. Aha. Oy. Aha. Işın teknolojisi. Aynı ben. Endişelenme insan, bunu temiz. Aha. Aha. Oh adamım. Wow. Klon yarattık. Bebekle ink. Selam eski dostum. Aa selam. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Lan bu boya döktüğü her yere ışınlanılabiliyor mu o zaman? Oha evlerine de ışınlanır. Bu ikisini görmezden gel. Onlar sadece garip klonlar ve birazdan ölecek. Ne? Ciddi misin dostum? Tamam. İkinizle kalmak çok kötü bir fikirdi. Bu saçma. Bunun komik olmadığını itiraf edeyim. Tanıştığıma memnun oldum. Umarım son dakikalarınızda eğlenirsiniz. Oğlum beynim yanıyor. Şu anda her şeyi yüzeye taşıyoruz. Bize yardım etmek ister misiniz? Sakın bana dokunma seni garip. Hey diğer ben. Nerede olduğumuzu duydun mu? Biraz sakinleşmeye çalış. Ah, bana bir şeyler oluyor cidden. Ah, anne kafam yanıyor. Oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Siz bunu cidden ilk izleyişinde çatır 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 anlayan varsa aşağı yorumlara sıcı sıcı yazsın. Ben anlayacağım. Onlara kalp atacağım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne? Her yerden sans çıkıyor, ink çıkıyor, fresh çıkıyor, dream çıkıyor, nightmare çıkıyor. Üçü grup, dördü grup, biri kötü, biri çaranın hapsinde. Devam ki. Tamam, güzel sahne. Wow. Oh. Yani gerçekten ağlayabilirsin. Bunlar çok garip klonlar. Her neyse dostum. Sadece geçiyorduk. Görüyorsunuz mahsur kalan biri var ve onu arıyordum. Oh hayır. Orada kimseyi görmedik. Bekle. Oh olamaz. Birisi mi kayıp? Bu muhteşem sans ve sadık arkadaşı insana göre bir iş. Sen öyle san. Ama nerede olabilir ki? Eğer bariyer yok edildiyse Kros'u bulmamız kolay olmayacaktır. Her yerde olabilir.
Ama onu bilmenin kolay, onu bulmanın kolay bir yolu var. Hiçbir şey yapmamak. Bekle, buranın onu bulmak için benimki gibi karmaşa olmasına izin verecek misin? Ha, nasip de varsa, o kesinlikle diğer canavarlarla insanların şehir olmalı. Şehrinde olmalı. Gidelim. Hadi üstesinden gelelim. Ben diğer sansları tam olarak tanımadığım için anlayamıyor olabilirim bunu. Evet, doğru. Şu Ink'i ilk kez gördüm. Fresh'i, Nightmare'ı ilk kez gördüm. Error sansı ilk kez gördüm. Oynat bakalım. Nasipte varsa anlayacuk. Aha. Gapsül. Dın 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 dın. Bu Totoş da gelmiş buraya. Neler oluyor? Bu safmış. Kraliçe Toriel. İyi misiniz? Ne oldu? Sans, insan, sana hiçbir şey olmadığını bilmek beni çok mutlu etti. Ay, bir canavar şehir merkezindeki herkese saldırdı. Kontrolden çıktı. Sadece ona yardım etmek istemiştim. Alphys'i durdurmak için elinden geleni yaptı ama işe yaramadı. Papyrus savaşmamı engelledi çünkü. Ne? Kardeşim mi? Çocuğum, bekle. Onların peşinden gideceğim. Çabuk Gross'u nasıl yeneceğimizi biliyorum. Çabuk, çabuk, çabuk. Gross'un peşine gidiyorlar ha? Ya o kavanozun içindeki neydi tüpün? Çabuk git buradan. Oo, hayır. O kadar kolay kaçamayacaksın. Bu dünyanın hepimizden panik ve nefrete ihtiyacı var. What the hell? Aha, bizimkilere bak. Şimdi bu bizim küçük Sans. Bu bizim Kontkar Sans. Bu Papyrus mu? Şunlar ki. Bu ne? Siz nereden geldiniz? Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Underverse'ün 3. bölümünü de bitirdik. Gelecek bölümde 4. bölümden devam edecek. Sanırım canlı yayında bana arkadaşlarım söyledi. Efsane fight geliyormuş. Benim bu bölümde beynim daha da yandı. Neden yandı? Çünkü çok fazla sansı, çok fazla detaylı tanımam gerekiyor. Ha, ben daha önceden çünkü Ink sansı, Nightmare'ı, Fresh'i, Dream'i yani bunları tanımadığım için, bilmediğim için biraz anlamakta zorluk çekiyorum ama hikayeye hakimim. Hikayeye hakim olduğum için gayet zevkli gidiyor ve izlememek için kendimi zor tutuyorum. Her akşam 6.30'da YouTube'da canlı yayın açıyoruz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda aşağıdan kanalıma bedava bir şekilde abone olarak beni süper destekleyebilirsin. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.